Herkese merhaba. Bugün size değişik bir konudan bahsetmek istiyorum. Ortaçağ Avrupa'sında jinekoloji konusundan bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilgili Türkçe pek yazılmış bir şey bulamayabilirsiniz. Ama göreceksiniz ki anlattığım şeyler doğu dünyasından çok çok da farklı değil. Şimdi Ortaçağ Avrupa'sında kadına karşı hep olumsuz bir tutum vardı zaten. Bir kadın düşmanlığı durumu vardı, bunu biliyoruz. Ama kadın anatomisine nasıl bakıyorlardı? Dinin buna etkisi nasıldı diye baktığımızda, öncelikle biz bunda kilise babalarının metinlerinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Tabii ki Yunan etkisi var, tabii ki Roma etkisi de var. Ama bu etkiyi almışlar ve Hristiyanlığın öğretileriyle birlikte bir harmanlamışlar, dinini harmanlamışlar ve o şekilde bir görüş ortaya koymuşlar. Tabii ki kadının ve anatominin en önemli görevi bu dönemde üreme. Yani bir kadın çocuk doğurabildiği kadar kadın, öyle söyleyebiliriz. Ve kadının bu dönemde iç organları, özellikle de üreme organları tarafından yönetilen bir varlık olduğunu düşünüyorlar. Hatta rahmin vücudun içerisinde böyle kendi kafasına göre aşağı yukarı hareket edebilen bir organ olduğunu ve kadınlardaki işte bu duygu durum bozukluğunun, histeri denilen bu duygu durum bozukluğunun da bundan kaynaklandığını düşünüyorlar. İyileştiği zaman da kadın, rahim yerine oturdu diyorlar. Tabii bunu iyileştirmek için çeşitli şeyler kullanıyorlar, tütsüler gibi. Ama düşünce bu şekilde. Tabii kadın düşmanlığı var ve kadın düşmanlığı yüzünden de böyle bir de kadınlara dokunmak da, yani erkek doktorların kadına dokunması da yasak olduğu için kadın anatomisinin doğru anlaşılması pek mümkün değil bu dönemde. Hatta çok absürt bir inanç da var. Mesela kadının bir erkeğe ihtiyacı olmadan doğurabileceğine inananlar bile var bu dönemde. O kadar uzak bir anlayış var, öyle düşünelim. Kadın anatomisini açıklamak için hayvanlardan da yararlanmışlar. Mesela domuzların üreme anatomisinin kadınlarınkiyle aynı olduğuna inananlar da var. Bu konuyla ilgili yazdıklarına baktığımızda biz bu dönemde jinekolojiyle ilgili müstakil kitaplar görmüyoruz. Tıp kitapları var, genel tıp kitapları. Bunların içerisinde küçük birer bölüm olarak işte doğum bölümü, işte ne bileyim rahim sarkması bölümü ya da doğum sonrası neler yapılacak gibi böyle bölümler olduğunu görüyoruz. İki metinde doğum yöntemleriyle ilgili ayrıntılı talimatlar var bu dönemde. Bir tanesi 2. yüzyılda yaşayan Efesli Doktor Soranus'un Yunanca metninden yapılan bir tercüme üzerinden. Burada işte iyi bir ebe nasıl olunur, normal doğum nasıldır falan, bunlar hakkında bilgiler veriliyor. İkincisi ise El-Zehravi'nin eseri, o da 10. yüzyılda yazılmış. Burada da daha çok böyle fetüsün nasıl göründüğü ya da işte ölü fetüsün nasıl çıkarılacağı, doğum sonrası hakkında bilgiler veriliyor burada. Ve bu metinler Orta Çağ'da, özellikle geç Orta Çağ'da cerrahlar tarafından da kullanılan metinlerdir. Bu dönemde yazılmış metinler, ki bunların yaklaşık 150'den fazla olduğunu biliyoruz bugün. Trotta'nın Kadınların Tedavileri adlı eseri haricinde erkek yazarlara ait eserlerdir. Ya da biz öyle biliyoruz. Yani erkekler tarafından yazıldığını biliyoruz. Bu dönemde yazılanlar tabii çok ilginç şeyler de var içerisinde. Çünkü mesela rahmin çift boynuzlu bir organ olduğunu düşünenler de var. Tabii Arapça metinler biraz daha akla yatkın ifadeler veriyorlar. Mesela rahmin mesaneye, idrar torbasına benzediği ve işte cenin büyüdükçe onun da lifli kasları olduğu için onun da büyüdüğü ve cenini tutmak için içinde böyle tüylü bir yapı olduğuna dair biraz daha akla yatkın şeyler var. Şimdi trota dedik. Burada trota ve tratula ayrımından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bazı kitaplarda ilk kadın tıp profesörü olarak da geçiyor trotula. Yabancı kitaplardan bahsediyorum. Orada bu şekilde de geçiyor. Şimdi bunun doğrusu nedir? Neden böyle denmiştir? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi bu konuyla ilgili dünya çapında çalışan kişi Monica Green. Bu konuyla ilgili sayısız eseri var, makalesi ya da kitabı. Ve bununla ilgili yıllardır kadın Trotula diye birinin olmadığını, yani böyle bir tarihi ismin, kadın isminin olmadığını, aksine 12. yüzyılda Salerno'da Trota adında pek çok kadının yaşadığını ve onlardan bir tanesinin de işte bizim bahsettiğimiz şifacı ya da tıp yazarı kadın olduğunu söylüyor. Bu neden peki
Trotula deniyor ya da Trotula ne demek? Trotula 12. yüzyıl Güney İtalya'sında ve muhtemelen de Salerno'dan gelen kadın sağlığıyla ilgili yazılmış 3 tane eser var. Bu 3 eserin toplu ismi, böyle söylüyor, toplu ismidir bunun diyor ve küçültme ekidir sondaki uğursu eki, yani trotacık gibi düşünebilirsiniz. Onun olduğunu söylüyor. Yani bu 3 eserin toplu ismi olduğunu söylüyor. Yani dolayısıyla siz Trotula derken bir isimden değil de yani toplu bir eser başlığından bahsediyorsunuz. Böyle anlaşılması gerektiğini söylüyor. Bahsettiği bu 3 eser de Liber de Sintomativus Mulierum, De Curis Mulierum ve De Ornatum Mulierum'dur. Bu 3 eserin işte toplu isminin böyle olduğunu söylüyor. Bu eserlerin 1. ve 3. metnin yazarlarını bilmiyoruz. Muhtemelen erkekler tarafından yazıldığı düşünülüyor. Ama ikinci metin De Curis Mulierum yani. Bu ikinci metin bunun için en erken el yazmasında bile şifacı Trota'dan bahsediliyor. Yani ona atıfta bulunuluyor. Ve hatta bu eseri kendisi mi yazmıştır diye baktığımızda daha çok kendisi yazmaktan ziyade daha çok bunu dikte ettiren, yazdıran ya da işte ortaya konmasını sağlayan kişinin o olabileceği de düşünülüyor. Hakkında hiçbir şey bilinmiyor Trotta'nın. Kocası ya da çocukları olduğu ispatlanmış bir gerçek değil. Sadece ikinci eserle bir bağı olduğunu biliyoruz. Bir de Praktika adında bir eser yazdığını biliyoruz. Cerrahiden de hiç bahsetmiyor aynı zamanda. Yani o bir jinekolog değil, o bir genel tıp uzmanı. Yazdıklarından bu anlaşılıyor. Ha, jinekolojiyle de ilgilenmiş mi? İlgilenmiş yani. Mutlaka bu konuda da bir şeyler yazmış ama genel bir tıp uzmanı kendisi. Ve Salerno'daki tek kadın şifacı da değil. Yani bu konuda yapılan araştırmalarda burada 5 düzine doktorun isminin olduğu ortaya çıkıyor. Bir de bu dönemde hiçbirinin, yani bunların hiçbirinin de üniversitede bir koltuğu yok. Özellikle Monica Green bunu da özellikle altını çizerek söylüyor. Diyor ki üniversitede bunların hiçbir koltuğu yoktur ya da işte makamı neyse yoktur. Bu da çok önemli bir tespit bence. Çünkü diyor ki 12. yüzyıl Salernosu'nda zaten Salerno Üniversitesi diye bir kurum yoktu. Dolayısıyla hiçbir cinsiyetten profesör yoktu. Hatta bu Orta Çağ Avrupa'sında yazılan metinlerde hoca demek için Latincesi magister, bunu ifade etmek için isimlerin önüne büyük M harfi konuyor ve Trota'dan bahseden hiçbir metinde bu isimden önce büyük M harfi yok. Dolayısıyla bunun bir profesör olmadığını da söylüyor. Bunu ilk defa zaten söyleyen 1681'de söylemiş, profesör olduğunu iddia eden kişi. Peki neden böyle bir şey söylemeye gerek duyulmuş? Neden günümüzde böyle algılanıyor? Bunun çeşitli sebepleri var. İlkinin kadın düşmanlığı olduğu düşünülüyor. İkincisinin işte filolojik bir takım düzeltmelerden kaynaklandığı ve üçüncüsü de feminizm, 19. ve 20. yüzyılda ortaya çıkan feminizm dalgasından dolayı bir kadının geçmişte iyi bir şeyler yaptığının ortaya konulması için bir örnek gerekiyordu ve bunun için de en uygun kişi Trota'ydı. Onun için de onu ilk kadın tıp profesörü olarak lanse ettiler diye düşünülüyor. Tabii ki diğer doktorlardan farklı. Çünkü diğer doktorlardan farklı kadınlara dokunabiliyor. Dokunabildiği için de uygulamalı tıbbı ya da uygulamalı jinekolojiyi kullanabiliyor.